Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz ahududu modelli çocuk eldivenini yapacağız. Bu şekilde. Bir önceki videomda ahududu modelli boyunluk ve bere paylaşmıştım. Onlara takım olması için bugün de bu şekilde bir eldiven yapmak istedim. Sizler de yapmak isterseniz hep beraber başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk önce kısaca anlatımını yapayım. Lastik bölümünden başlıyoruz modelimize. 14 sıra lastiğimizi örüp daha sonra model kurmaya başlıyoruz. 38 ilmekle başlıyoruz. Daha sonra 19 ilmek ön taraf için, 19 ilmek arka taraf için ayırıp kol için artırmalarımızı yapmaya başlıyoruz. 17 ilmek olasıya kadar burada artırmamızı yapıp daha sonra lastik örgüsünü örüp bu kısmı bitiriyoruz. Daha sonra burada da 3 tane ahududu modelimizi tamamlayıp lastik kısmımızı örüp ve esnek kesme yöntemiyle kesimimizi yapıyoruz. Daha önce hiç paylaşmamıştım bu şekilde kesme yöntemini. Bugün sizlerle beraber farklı bir kesme yöntemiyle yapacağız eldivenimizi. Şimdi hazırsak başlayalım. Benim kullandığım ip kartopu Baby One 100 gram 250 metre anti peeling özellikli ve renk numarası da K245. Evet. Ve eldivenime 3,5 numara şişimle örüyorum. Evet, 3,5 numaralı şişime toplamda 38 tane ilmek atacağım. Evet. İlmeklerimi bu şekilde atıyordum. Beni devamlı izleyenler bilir. Evet. İlk defa izleyecekler için de yavaştan yapayım. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyorum. Ve çok sıkmıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, toplamda 38 ilmek atıyoruz. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. Şimdi tekrardan sayalım, bir yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 ve 38. Evet, şimdi buradan şu şekilde düğümümüzü atalım. Evet, örgümüze lastik örerek başlıyoruz. Lastik örgümü de bir ters bir düz. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi örerek alıyorum. Bir düz ve bir ters. Evet. Bir düz örüyorum ve bir tane ters örüyorum. Evet, ilk Sırayı örmek her zaman için biraz zor oluyor. Evet, tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Ve tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Ve tersimi ördüm. Bu şekilde lastik örgümüz böyle arkadaşlar. Bir ters bir düz, bir ters bir düz. Evet, bu şekilde lastik örgümüzü örüyoruz. Evet arkadaşlar, ben ilk sırayı tamamlayıp geliyorum. Daha sonra tekrardan anlatmaya devam edeceğim. Bu sırayı bir ters bir düz örüp geliyorum. Evet, ilk sıramı tamamladım. Bir ters bir düz örgülerimle. Evet, lastiğimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arkadaşlar, yine aynı şekilde ön tarafta, örgümüzün ön tarafında yine düzleri düz ve tersleri ters alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters ilmeğim, düz ilmeğim, ters ilmeğim. Bu şekilde ön tarafta da düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Burada 14 sıra lastik örgü yaptık. Bakın şu şekilde sayabilirsiniz. Ön düz ilmeklerden 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Evet, 14 tane yaptık lastiğimizi. 14 sıra. Şimdi 14 sıra lastiğimizi yapıp gelelim. Evet, ben toplamda 14 sıra lastiğimi ördüm bu şekilde. Şimdi en başta da dediğim gibi önler ve arkalar için 19 ilmek bu tarafta, 19 ilmek bu tarafta bırakıyoruz. Bu ilmek işaretleyicimin oradan da parmak için artırmalara başlayacağız. Şimdi bu taraftan da model kurulumuna başlayacağız. Modelimizi kuracağız ilk sırada ve arka sırada. Daha sonra da ahududularımızı yapacağız. Şimdi ilk 2 tane ters, 1 2 ters bir düz, 1 2 ters bir düz, 1 2 bir düz, 1 2 bir düz, 1 2 ve bir düz, 1 2 bir düz ve son ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Şimdi burada bir tane artırma yapacağım, gizli artırma, ve işaretleyicimi çıkartacağım. Şimdi arkadaşlar, burada ne yapmıştık? Son olarak, yani ilmeği artırmadan bir önceki ilmeğimiz bir tane tersti. Şimdi o şekilde başlıyoruz. Bir tane ters, bir tane düz, 2 tane ters, bir tane düz, 2 tane ters, bir tane düz. Yani bu tarafın simetrisi olsun diye artırdığımız ilmekten bir önceki ilmek tersti. Onu aynı şekilde bu taraftan devam ettirdik. Bir tane tersimiz vardı. Buraya da bir tane tersi koyup Sonra bir düz, iki ters olarak devam ettirdik. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz ve son iki ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Döndüm. Şimdi arka tarafta düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Artırdığımız ilmeğimizi de haraşo olarak öreceğiz. Bakın. Parmak kısmımız ön tarafta da düz, arka tarafta da düz örgü yaparak haraşo örgü oluşturuyoruz. Evet. İlk ilmeğimi aldım. Düzüm var. Bir tane tersim var. Bir, iki tane düzüm var. Bir tane tersim var. Ön tarafta düz yaptıklarımız arka tarafta ters oluyor. Ön tarafta ters yaptıklarımız arka tarafta düz oluyor. Ön tarafta düz yaptıklarımız da arka tarafta ters örgü oluyor. Ön tarafta iki ters bir düz yaptık. Burada da iki düz bir ters olarak yapıyoruz. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şurada nerede artırma ilmeğimiz? Artırma ilmeğimizin oraya gelesiye kadar artırma ilmeğimize geldik ve artırma ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Ben haraşo örgüleri düz örgülerden oluşturuyorum. O yüzden düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri ters örüp gelelim. Evet. Arka sıramı tamamladım. Şimdi burada ahududularımızı oluşturacağız. Yine parmak için artırma yapmaya da devam ediyoruz. Bir ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi ördüm. Şimdi bu ilk düz ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 2 tersimizi öreceğiz. Ve sıradaki düz ilmeğimizi örüp geçiyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz. Ve buradaki düz ilmeğimizden 5 tane ilmek çıkartıyoruz. 3, 4 ve 5. 2 tane tersimizi örüyoruz. Bu düz ilmeğimizi örüp geçiyoruz. 2 tane tersimizi örüyoruz. Ve buradaki düz ilmeğimizin içinden ilmek çıkartacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 2 tane tersimi örüyorum. Bu düz ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane tersim var. Bakın şu ortadaki ilmeği, şu ilmeğimizi bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmek. Şimdi bu ters ilmeğimi de ördüm. Bu artırmış olduğum ilmeğimizin önünden ve arkasından birer tane daha gizli artırma yapıyorum. Bir buradan artırdım. Bir önceki sıradaki artırdığımı da örüyorum. Ve bir tane daha artırdım. Evet. 3 tane parmak için ilmek artırmış olduk. Şimdi tekrardan bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, şuraya bakalım. Artırmış olduğumuz ilmekten bir önceki ilmeğimiz tersti. Onu ters olarak ördüm. Ve düz ilmeğimizi boş bırakmışız. Bakın. Bunu da boş bırakıyoruz. Örüyoruz. Düz olarak 2 tersimizi örüyoruz ve ahududu modelimizi buradaki düzün içine yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 2 tane tersimi ördüm. Düzümü örüp geçiyorum. 2 tane tersimi ördüm tekrardan. Ve bu düz ilmeğimizin içinden 5 tane ilmek çıkartıyoruz. Evet, 2 tane tersimi örüyorum. Buradaki düzümü örüyorum. İlerliyorum. Ve buradaki düzümden 5 tane ilmek çıkartıyorum. Arkadaşlar, ahududu modelinin daha ayrıntılı bir şekilde yapılışını kanalımda video olarak yayınlamıştım zaten. Dilerseniz daha ayrıntılı bir şekilde oraya da bakabilirsiniz. Evet, şimdi arka taraftayız. Şimdi ön tarafta ahududularımız için artırmalarımızı yapmıştık. Arka tarafta o yapmış olduğumuz artırmaların hepsini düz ilmek olarak örüyoruz. Evet. Bakın buradaki ilmeklerim artırdığım ilmekler. Düz olarak örüyorum. Evet. Yanında 2 tane düz ilmeğim daha var. Bir tane tersim var. 2 tane düz ilmeğim var. Tekrardan 5 tane artırdığım ilmekleri düz olarak örüyorum. Ve 2 tane daha düz ilmeğim var. 1 tane tersim var. İki tane düzüm var. Ve tekrardan 5 tane artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. İki tane düzüm var. Bir tane tersim var. Ve tekrardan bir tane düzüm var. Ve artırmış olduğum ilmeklere geldim. Bakın. Bu 3 ilmek. Onları da haroşa olarak örüyorum. 1, 2 ve bir tane daha artırma ilmeği. 3. Devam ediyorum. Sırada düz ilmeğim var. Ördüm. Ters ilmeğim. Tekrar 2 tane düz ilmeğim ve 5 tane artırdığım düz ilmekleri de düz olarak örüyorum. Evet. 1 tane ters ilmeğim var. 2 tane düz ilmeğim var. Tekrar artırmış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, ters ilmeğim, düz ilmeklerim ve artırma ilmeklerim. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bu sefer artırmış olduğum ilmekleri arka tarafta düz olarak örmüştüm. Ön tarafta ters olarak örüyorum arkadaşlar. Artırmış olduğum 5 ilmeği ön tarafta ters, arka tarafta düz olarak örüyorum. Şimdi parmak için artırma yerine gerisiye kadar tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Düz ilmeğim ve ters ilmeklerim. Bir tane düzüm var. Diğerleri ters. Toplamda 9 tane tersim var. 5 tane artırma ilmeğim, 2'şer tane de kenarlardan devamlı ters olarak götüreceğimiz ilmeklerimiz. Evet, bir tane düzümü ördüm ve bir tane tersimi örüp artırmış olduğum ilmeklere geldim. Bakın ortada 3 taneydi. Şimdi tersimi ördükten sonra bir tane gizli artırma bu taraftan yapıyorum. Ve 1, 2, 3 tane ilmeğimi örüp tekrar bu taraftan bir artırma daha yapıyorum. Yani V şeklinde artırmalarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. bir buradan artırıyoruz, bir de buradan artırıyoruz. Bu şekilde parmağımızı büyütüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir tane tersim var, bir tane düzüm var ve 9 tane tersim var. Evet, bir tane daha düzüm var. Diğer ilmeklerim ters. Düzüm var. Diğerleri ters. Evet. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi arka sırada düz olarak örüyorduk artırmış olduğumuz ilmekleri. Aralarda terslerimiz var. Evet, bir tane ters. Tersimi ördüm. Düzlerimi örüyorum. Tersimi ördüm ve bir tane düzümü ördüm. Bakın, artırma ilmeklerine geldik. 1, 2, 3, 4 ve 5. Parmak için toplamda 5 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak örmeye. Sıra sonuna kadar o şekilde öreceğim. Düzleri düz, tersleri ters. Evet, sıramızı bitirdik. Son olarak bu sırada da artırmayı göstereceğim sizlere. Evet, tekrardan yine tersleri ters, düzleri de düz olarak örüyoruz. Artırma yerimize kadar. Ve parmak için artırmalarımıza devam edeceğiz. Düz ilmeğimi ördüm, bir tane tersimi ördüm ve parmak için artırma yerine geldik. Toplamda burada 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir tane bu taraftan gizli artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane daha artırıyorum. Evet. Toplamda parmağımız için 7 ilmeğimiz olmuş oldu. Ve devam ediyorum. Parmak artırma yerlerini eğer karıştırırım diyorsanız arkadaşlar, benim az önce taktığım işaretleyici gibi İşaretleyici takabilirsiniz yahut ip de bağlayabilirsiniz oralara karıştırmamak için. Evet. Son ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar arka sırayı düzleri düz, tersleri ters örüyoruz ve parmak için ayırdığımız ilmeklerimizi de haraşo olarak örüp gelelim arkadaşlar. Arka sırayı örüp gelelim. Evet, ben arka sıramı ördüm. Şimdi bu sırada ahududularımızı bitireceğiz. Bu ahududularımızı ve tekrardan bu yukarıya doğru düz giden ilmeklerimize ahududu kuracağız. Buradaki artırmış olduğumuz 5 ilmeği bir kere de toplayıp bu düz ilmek olarak geçtiğimiz yerlere ahududu kuracağız. Ve tabi artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi evet, başlıyoruz. En başta 2 tane ters ilmeğimiz vardı. 1 ve 2. 5 ilmek artırmıştık. O artırdığımız 5 ilmeği bir kere de topluyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek. Topladım. Ve şişime takıyorum. Evet. İlk ahududumuzu bu şekilde yapmış olduk. 2 tane tersimizi var. Sonra tekrar bu düz ilmeğimizin içinden 5 ilmek çıkartıyoruz. 3, 4 ve 5. Evet. Tekrar 2 ters ilmeğimiz var. Ve 5 tane ilmeğimizi kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini bir topluyoruz. Şişimize takıyoruz. 1, 2 tane tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan 2 tersimizi örüyoruz. 5 tane ilmeğimizi 1, 2, 3, 4 ve 5 topluyoruz. Şişime geçirdim. 2 tane tersimi ördüm. Ve 1 tane düzüm var. 5 tane ilmek çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi burada 1 tane tersimiz vardı. Evet. Şimdi parmak için artırmalarımıza geldik. Tekrardan bir ilmek artırıyoruz. Ortada 7 ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ördüm. Bir tane daha gizli artırma yapıyorum. Evet, parmağımız için toplam 9 ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi bir tane tersim var. Şimdi bu düzümün içine tekrar ahududu modeli kuruyorum. 5, 2 tane tersimi örüyorum. Ve daha önceden artırmış olduğum 5 ilmeğimi tek seferde kapatıyorum. Bir, 2 tersim var. Düzümün içinden ilmek çıkartıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Ve 5 ilmeğimi kapatıyorum. Bir, 2 düz ilmeğimin içinden 5 ilmeğimi çıkardım. 2 tane tersimi örüyorum. Ve son olarak hududumu tamamlıyorum. 2 tane tersimi ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, bakın ilk A hududularımız bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bu yukarıya doğru giden düz ilmeklerimizin içinden çıkarmıştık. A hududu için 5 tane ilmeğimizi. Şimdi burada bir A hududumuz olacak. Burada 5 ilmeği tek ilmeğe düşürmüştük. O tek ilmekleri arka sırada ters olarak öreceğiz. Diğer artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak öreceğiz. Parmağımız için artırmalara devam edeceğiz. Arka tarafta da ön tarafta da ben düz örgülerden oluşturuyorum haroşa örgülerimi. Siz ters örgülerden de oluşturuyor olabilirsiniz. Nasıl oluşturuyorsanız, nasıl kolayınıza geliyorsa haroşa örgülerle parmağımızı devam ettiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, arka tarafta dediğim gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Ön tarafa geldiğimiz zaman yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters. Yalnız buradaki artırma yerimizi kaçırmıyoruz. Bir bu taraftan, bir bu taraftan artırmamızı yapıyoruz. Sıramızı tamamlayıp arkaya geldiğimizde yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Dediğim gibi arka taraftaki ters ilmeklerimiz, burada 5 ilmeği bir olarak kesmiştik ya, toplamıştık ya, o ilmeğimiz, o tek ilmeğimiz arka tarafta ters olarak örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 5 sıra örüp gelelim. Bakın A hududularımızı 5 sırada bir oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra örüp gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi parmak için artırma yapmayı unutmuyoruz. Evet, örüp gelelim. Evet, ben toplamda 5 sıra olarak ördüm. Parmaklarım için toplamda 13 ilmeğim var şu anda. Artırmalarıma devam edeceğim. Şimdi ikinci A hududumuzu da kapatıp tekrardan 3. A hududumuz için buradaki düz ilmeklerimizden tekrardan ilmek çıkartacağız. Dediğim gibi hala parmaklarımız için artırmalarımıza devam edeceğiz. Parmağımız için toplamda 17 ilmeğimiz olasıya kadar hep artırmalarımızı yapacağız. Evet. Şimdi en başta 2 ilmeğimi aldım. Ters olarak düz ilmeğimin içinden 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek çıkarttım ve 2 tane tersimi ördüm. Buradaki 5 ilmeğimi bir alıyorum ve A hududumu kapatmış oldum. Tekrardan 2 tersim var ve düz ilmeğimin içinden ilmeklerimi çıkartıyorum. 2 tane tersimi ördüm ve 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi bir topluyorum. Evet. Bir, 2 tersim, düzün içinden ilmek çıkartıyorum. 2 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. Şişime takıyorum. Son A hududumuzu kapatıp yanında hemen bir tane tersimiz vardı. Evet. Bu şekilde A hududularımızı yapıyoruz. Tekrardan parmağımız için bir tane gizli artırma yaptım. Ortada 13 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir tane daha artırma yapıyorum. Toplamda 15 ilmeğim oluyor parmağımız için. Evet, bir tane tersim vardı ve 5 tane ilmeğimi topluyorum. Parmak artırmalarımızın yanında 2 değil, tek bir tane tersimiz var yani. Şimdi 2 tane tersimi ördüm. Düzümün içinden ilmeklerimi çıkartıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Taktım. 1, 2 tersim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şişime taktım. 2 tane tersimi ördüm ve düz ilmeğimin içinden 5 ilmeğimi çıkardım. 2 tane tersimi ördüm ve sıramı tamamladım. Evet, bu şekilde ikinci ağ hududularımızı da yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar, tekrar aynı şekilde arka tarafta düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Parmağımız için toplamda 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka tarafı düzleri düz, tersleri ters olarak gidiyoruz. Artırdığım ilmekleri dediğim gibi arka tarafta düz örüyoruz, ön tarafta ters örüyoruz. Arka tarafı örelim. Ön tarafta bir kere daha artırma yapalım. Zaten 15 ilmeğimiz var şu anda. Ön tarafa geldiğimizde bir buradan artırdığımızda 17 ilmeğe çıkacak. Ön tarafı tamamlayıp tekrar arka tarafı yapalım ve gelelim. Burası toplamda 17 ilmek olsun. Yani toplamda 3 sıra öreceğiz. Şimdi bir tane arkaya gideceğiz. Bir tane önden geleceğiz. Artırma yaparak bir tane de arkayı yapıp geleceğiz. Evet, ben toplamda 3 sıramı da ördüm. Daha ağ hududularımızı henüz tamamlamadık. Yalnız parmak kısmımız için artırmalarımız bitti. Şimdi parmak kısmına kadar yine örgümüzü örüyoruz. Terslerimi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Düzümü ördüm. Ördüm, terslerimi örüyorum. Evet, bir tane düzüm ve bir tane tersimi de ördüm. Şimdi parmak kısmımıza geldik. Burada lastiğimize başlıyoruz artık arkadaşlar. Bakın, şu üst kısmındaki lastik bölümüne başlayacağız. Üst kısmındaki lastik bölümünü de 2 ters 2 düz olarak yapacağız. 1 2 ters 1 2 ters 2 düz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Evet. Bu şekilde parmak kısmımızın lastiklerine başlamış olduk. Evet, 17 ilmeğimi lastik olarak ördüm. Şimdi arkaya dönüyorum. Tekrardan lastik örgüme devam ediyorum. 2 düzüm var, 2 tersim var, 2 düzüm var, 2 tersim var. Evet, yine 17 ilmeğimi ördüm ve döndüm. Tekrar lastik örgüme devam ediyorum. 2 düz, 2 ters olarak. Şimdi arkadaşlar, burada sizlere çok farklı bir kesme tekniği göstereceğim. Esnek kesme tekniği, daha böyle bol, daha rahat olmasını sağlıyor. Lastik kısımlarının kesimleri için bilhassa daha uygun oluyor. Evet, tekrardan arka tarafı yine lastik örgü olarak örüyorum. Evet, şimdi ön tarafa döndüm. Lastik örgülerimizi de bitirdik. Toplamda 4 sıra lastiğimiz örmüş olduk. 1, 2, 3 ve 4 sıra lastiğimizi örmüş olduk. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz ve kesmeye başlayacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. Bir tane doladım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada dolamış olduğum ilmeği bunun üzerinden attım ve diğer ilmeğimi de buradan geçirdim. Evet, tekrar göstereceğim. Şimdi ters ilmeğime geldik. Doladım, ters örgümü ördüm, doladığım ilmeği, dolamış olduğum ilmeği aldım, bu ilmeğin üzerinden geçirdim ve diğer ilmeğimi de geçirdim. Bu şekilde doluyorum, ters örgümü ördüm, dolamış olduğum ilmeği bunun üzerinden geçirdim ve diğer ilmeğimi de geçirdim. Bu şekilde. Şimdi düz ilmeğimdeyim. Bu şekilde kestiğimiz zaman daha rahat, daha esnek bir kesim oluyor. Evet. Ve sıkmıyor. Doluyorum. Ters örgümü ördüm. Doladığım ilmeği alıyorum ve öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sonra da arkadaki ilmeğimi geçiriyorum. Doluyorum, ilmeğimi ördüm ve üzerinden geçirdim. Sonra da arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Yine düzleri düz, tersleri ters örerek yapıyoruz. Burada da doladım, düzümü ördüm, doladığım ilmeği geçirdim, sonra da arkadaki ilmeği geçirdim. Doluyorum, ters örgümü ördüm, geçirdim, arkadakini de geçirdim. Doladım, ters örgümü ördüm, geçirdim ve bunu da geçirdim. Doluyorum, düzümü örüyorum, geçirdim ve bunu da geçirdim. doluyorum. Son ilmeğim, ördüm, üzerinden geçirdim ve bunu da üzerinden geçiriyorum ve buradan bir zincir çekip bu şekilde ipimi birazcık uzun bırakacağım ve keseceğim, çünkü burayı da dikeceğiz. Evet, bakın parmak kısmımızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde de esnek kesimimizi yapmış olduk arkadaşlar. Evet, sıkmadan bu şekilde parmağımızı tamamladık. Şimdi bu tarafı örerek gelmiştik, bu taraftan devam edeceğiz. Çeviriyorum ve ipimi şu ilk ilmeğimden geçireceğim. Evet. Ve buraya sabitliyorum. Evet. Örgüme devam ediyorum. Burada bir tane ters ilmeğim vardı. Tersimi ördüm, düzümü ördüm ve ters ilmeklerimden devam ediyorum. Evet, parmağımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Arka sırada o parmak yerini kesmiştik ya, onun o kısma nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim. Ve ön tarafta yine A hududularımızı kapatma işlemi yapacağız. Daha sonra diğer tarafta da lastik örgümüze başlayacağız. Elimizin ön ve arka kısımları için. Evet. Şimdi arka taraftayız. Tekrar düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bir tane ters ördüm, düzümü ördüm ve hemen buradan, bakın buradan hemen bu şekilde birleştiriyorum. İpimi sıkı tutuyorum ki aradan ayrılma yapmasın. Devam ediyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters örmeye devam ediyorum. Evet, parmağımızın o A kısmını da tamamlamış olduk. Birleştirmesini yaptık. Şimdi bu sırayla beraber zaten son A hududumuzun da tamamlamış olacağız. Daha sonra A hududlarımızı bir sonraki ön sırada işte hududularımızı kapatıp arka sırada lastiğimize başlayacağız. Evet. Şimdi bu sırada hududularımızı kapatacağız artık. İki tersimi ördüm ve 5 tane ilmeğim vardı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Onları kapatıyorum ve şişime takıyorum. Evet, 2 tersim var. Artık A hududu yapmayacağımız için bu düz ilmeği de örerek geçiyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. Şimdi taktım. 1, 2. Düz ilmeğimi ördüm. 2 tane tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeklerimi bu şekilde geçirdim. 5 şişime taktım. 1, 2. Bir tane düzüm var. 2 tane tersim var. Bir tane düz. 2 tane ters. Ve 5 ilmeğimi tekrardan kapatacağım. İki tersimi ördüm, düzümü ördüm, tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5. Taktım. 1, 2 tersimi ördüm, düzümü ördüm, 2 ters, 1, 2, 3, 4 ve 5 taktım. 1, 2. Evet, bu şekilde 3. ahududularımızı da tamamlamış olduk. Şimdi artık arka sırada lastik örgümüze başlayacağız. Lastik örgümüzü de 2 ters 2 düz olarak yapacağız burada. 2 düz 2 ters 2 düz ters 2 düz 2 ters. Bu şekilde lastik kısmımızı arka örgümüzün arka tarafından koymuş oluyoruz. Yine toplamda 4 sıra lastik örgümü öreceğim. Ve örgümüzün tekrar arka yüzüne denk gelecek. Arka yüzünden yine esnek kesme tekniğiyle beraber kesimimizi yapacağız. Daha sonra da yan dikişlerini ve parmak dikişini yapıp eldivenimizi bitireceğiz. Evet, lastiğimizi koyduk arka taraftan. Şimdi bir ön taraftan düzleri düz, tersleri ters olarak yapıyoruz. Arka taraftan da aynı şekilde tekrar ön taraftan, yani toplamda 3 sıra lastiğimiz örüp gelelim. Örgümüzün arka tarafından kapatmasını yapacağız. Evet, ben 3 sıramı daha ördüm. Toplamda 4 sıra lastiğim olmuş oldu. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve artık kapatacağız. Eldivenimizi bitireceğiz. Tekrardan ben size esnek kesme yöntemini göstereceğim. İlk ilmeğimi aldım. Doluyorum. Düz örgümü ördüm. Ve dolamış olduğum ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve arkadaki ilmeği de geçirdim. Doluyorum. Ters ilmeğim var. Ters örgü olarak örüyorum. Ve doladığım ilmeği ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği de geçiriyorum. Doluyorum. Ters örgümü ördüm. Ve bu şekilde geçirdim. Ve arkadaki ilmeğimi de üzerinden geçiriyorum. Doluyorum. düz örgüyle ördüm. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bu şekilde kesmemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar kesip geliyorum. Evet, esnek kapatma yöntemiyle, kesme tekniğiyle örgümüzü bitirdik. Şimdi artık dikişleri var. Dikişlerini yapacağız. İlk önce parmak kısmına dikelim. Evet. İğnemi aldım. Parmak kısmında bırakmış olduğum ipi iğneme geçirdim ve karşılıklı şöyle köşelerinden sabitledim. Yaklaştırayım. Evet. Şurada ilmeklerin içinden karşılıklı dikiyorum. Çaprazlamasına diktim ve delik kalmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Ve ipimi şuradan şöyle sabitleyeceğim. Düğüm atacağım yani. Daha sonra şöyle rastgele birkaç içinden ilerletip keseceğim. Evet. O tarafı tamamladık. Şimdi yan dikişini yapalım. İpimi uzun bırakmıştım biraz. Geçirdim. Ve ilk önce şu şekilde köşelerden sabitliyorum. Evet, daha sonra bakın ilmeklerim var. İlmeklerimin orta kısmından geçiriyorum. Bakın şurada ilmeğim var ve burada ilmeğim var. Orta kısmından geçirdim. Tekrar buradaki ilmeğim, buradaki ilmeğim. Bu şekilde karşılıklı ilmekleri orta kısımlarından geçirerek çaprazlamasına dikiyoruz. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğiz. Ve daha sonra eldivenimizi bitirmiş olacağız. Karşılıklı ilmeklerin içinden geçerek dikiyoruz. Evet, köşeleri de iyice sabitleyip tekrar aynı yerden geçiyorum. İpimi iç taraftan yürütüyorum. kolay çıkmasın diye. Evet. Kesiyorum. Ve bu başlangıç tarafındaki kalan ipimi de yine gizleyeceğim. Şu şekilde bunu da bu aralardan geçiriyorum. Bu şekilde gizlemiş oldum. Eldivenimi çeviriyorum. Evet. Bu şekilde eldivenimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde çok şirin ve cici bir eldivene sahip olmuş olduk. Evet, bu eldivenlerimiz 3-5 yaş arası çocuklarımız çok rahatlıkla kullanabilirler. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenir, paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.